Yapıyor muydu görüntüler? Sosyal medyada çok görüntü paylaşıyor muydu? Bayağı. Peki şimdi Ayşe Hanım aile canından endişe ediyor. Az önce de söyledi. Ve başında bir şey gelmesinden çok korkuyorlar haber alamadıkları için. Ben sevgili Yeliz'in videoları var. O videoları verelim önce arkadaşlar. Video klibi verelim. Daha net bir şekilde görsünler yüzünü. Farklı açılardan görsünler. Ve tanıyanlar duyanlar lütfen Balıkesir'de olduğunu biliyoruz biz. Ekranlara gelsin Yeliz'in videoları lütfen. Ben de diyorum niye yazmıyor? Meğerse sevgili yapmış. Zalim kızı. Ben zaten hep çirkin erkeklerden hoşlanmışımdır. Demek öyle diyorsun. Sence ben çirkin miyim? Çok. Nereye baksam gözlerim seni arıyor. Nereye baksam gözlerim seni arıyor. Çapkın eda. Ah, beni mi bitireceksin? Ayşe onu izlerken gözlerin doldu. Evet. Onun en küçüğünüz mü o sizin yoksa ortancanız mı? Ama anladığım kadar diğer bir de hastalık geçirdiği için algılarında da sıkıntı olduğunu yok, söylüyorsun. Yok abla ben kardeşlerimin hepsini çok seviyorum. Evet çok da güzel kız kardeş. Hepiniz bütün kızlar güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yani. Sosyal medyada çok şeyleri var, görüntüleri evet. var. Çok evet. fazla giriyor sosyal maalesef. Medyaya. Zaman zaman başını açmış, zaman zaman kapamış. Evet maalesef. Farklı farklı durum. Kararsız yani. Evet kararsızlıklar kararsız. Yaşamış. Hı hı. Ama böyle neşeli bir nasıl biridir Yeliz? Aslında çok neşelidir. Evet. Yani bulunduğu ortamda kırgır şamatası çoktur. Hı hı. Yani ne bileyim iyi kız çok iyi bir kızdır aslında. Ama zapt edemiyoruz yani hiçbir şekilde zapt edemiyoruz. En son annesinin evinden mi gitmişti? Annemin yani evinden. Yani Rize'de anneyle beraber yaşıyordu. Evet annemin evinden. Peki arkadaşlarım bir haber verdiler. Evet arkadaşlar tamam peki. Şimdi sevgili Ayşe'cim. Sana güzel bir haber vereceğim. Bana güvendin. Bu güveni boşa çıkarmıyor. Kardeşini buldum. Gözün aydın. Hakiki sarılabilirsin. Canım benim. Rica ederim, rica ederim, rica ederim, rica ederim. Yani bulduk da bu bana yetmiyor biliyorsunuz. Kızın bir buraya gelmesi lazım Yeliz'in. Evet. Ben öyle bir... Evet canından çok endişe ediyordum. Aynen ben Yeliz istiyorum. Peki. Canından endişe ettiğini de söylediğin için ben daha da korktum açık söylemek gerekirse. Ben ediyorum ve Yeliz'i buraya ne olursa olsun istiyorum. Peki bir alo diyelim. Sen mi dersin ben mi? Sen de ben. İki kardeş bir konuşsun. Alo. Alo abla. Yeliz. Ablacığım sen neredesin ya? Abla kusura bakma ben seni gerçekten aramadım. Yani habersiz bıraktım. Özür diliyorum. Yeliz ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Efendim? Hayatımı geçtiğimi sizin için harcamama rağmen. Ya beni niye hiç aramadın? Ben sana nasıl bir kötülükte bulunmuşum ki acaba? Biraz sesi yükseltelim. İçeride de sesi az duyuyorum. Senin sesin de az gidiyormuş. Yeliz tatlım Didem ben bu arada. Selamlar memnun oldum tanıştığıma. Bak ablan ben konuşuyor. Didem, ablam. Seni çok merak ettik. Çok endişelendik. Canından endişe ediyorlarmış. Biz de çok korktuk.
Hadi iki abla kardeş bir konuşun. Benim de soracaklarım var Yeliz. Tabii ki. Ses çok az geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Neredesin sen Yeliz ya? Yeliz'cim neredesin şu anda? Dışarıdayım, özür dilerim ya. Şu anda dışarı çıkmıştım da. Tamam Yeliz, çok gürültü geliyor bir tanem. Yol kenarında mısın? Biraz içeri bir yere gir de seni, bir sesini duyalım. Seninle konuşalım. Balıkesir'de misin tamam. Yeliz? Evet, Balıkesir'deyim diyeceğim hanım. Cevdet'in yanında mısın peki? Hayır, o şahısla herhangi bir işim yok. O zaman neredesin? Yeliz nasıl yok ablacığım? Nasıl yok ya? Yok ablam, yok. Yeliz sen bu adamın yanına önce, gitmedin sen mi? Sen bana iki ay önce demedin mi ki ben bu adamla nikah kıydım, her şeyim var diye. Şimdi bana diyorsun ki, şimdi oradan çıktı söylüyorsun ki hani bununla ilgim yok. Niye bizim hiçbir şeyden haberimiz yok? Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Telefonlarımız hiçbir şeye cevap vermiyorsun. Ortada bıraktığın bir çocuk var. Bunlar hangisine bizim neyimize cevap vereceksin? Ben sana yalvarma yalvardım. Ben sana bunları 40.000 kere söyledim. Yapma, etme, gitme. Her ne yaparsan yap arkandayım diye. Biz seninle en son Ağustos'ta bunları görüşmedik mi? Ne yaparsan yap çık benim yanıma gel diye söylemedim mi ben sana? Söyledin abi. Söyledim, benim niye hiçbir şeyden haberim yok. Tamam, iki aydır, iki buçuk aydır yani şu anda yani şu anda insanların yaşar. Yaşadıklarını farkında mısın? Dur bak Ayşe de diyor şu an tepki göstermeyelim. Niye tepki veriyorsun ya? Bir dur. Bir durur musun, müsaade eder misin? Yeliz. Efendim abla. Ablacığım şu an neredesin sen? Ablacığım Balıkesir'deyim ben. Balıkesir'de kimle kalıyorsun sen? Çalışıyorum ben abla. Ablacığım ne çalışıyorsun? Cevdet nerede? Ya onunla bir işim yok abla ya. Ben onunla geldim gördüm olmadı yani. Ha, yolları ayırdın o zaman Cevdet'le, ablacığım, doğru mu? Ablacığım nasıl ayırsın yolları sen? Ya evet, ben anlamıyorum evet. Seni. Peki. Şu an gerçekten beni şok ediyorsun Yeliz. Madem çalışıyorsun bu adamdan ayrıldın, neden çocuğunun başına gelmiyorsun? Yeliz peki kimin yanında kalıyorsun bir tanem? Bir de hanım ben zaten hasta bakıyorum. Hasta bakıyorsun. Evet evet. Peki iki aydır niye aileni aramıyorsun, ablanı aramıyorsun, niye konuşmuyorsun, çocuğunu ya merak etmedin mi? Hayır şöyle söyleyeyim Didem Hanım, hayır ben görüşüyorum, küçük kız kardeşimle görüşüyorum ben. Hı-hı. Sadece ablamı aramadım hani. Ama hayır zaman zaman gelin. Şöyle mesela gittiğinden beri Zeynep'le zaman zaman görüşüyorsun ama evet. Yani en az bir buçuk aydır da o kimse sana ulaşamıyor diye biliyoruz biz. Ya yok. Kız kardeşimle ara ara görüşüyordum ben, küçük kız kardeşimle ara biz, ara arıyordum. Ablacığım sana ama. Gelen mesajlar bizde şu an. Yani bana ben gerek. Benim anlam veremediğim bir yer var. Sen o adamdan tamam ayrılmışsın. Çalışıyorsun. Peki bizden niye uzak duruyorsun kızım? Çocuğun nerede senin? Hiç bunu merak ediyor musun sen? Yeliz buraya geleceksin, bunu biliyorsun değil mi? Yeliz bir dakika. Yeliz'ciğim Cevdet'in yanına neden gittin, kaçtın Rize'den çocuğu da alıp? Ha bir tane. Bilmiyorum, güvendim bir anda Didem Hanım. Aslında güvenmemem gerekiyordu. Oldu işte bir anda. Ne zamandır tanışıyordun peki Cevdet'le bir tane? Ya çok değil, 4-5 ay falan oldu onunla tanışalım. Yani daha bir ay tanıdığın bir insanın nesine güvendin tatlım? Bilmiyorum işte, ben de bir boşluğa düştüm galiba. Peki sonra çocuğu gönderdin. Çocuğu istemeyen sen misin, Cevdet miydi? Hayır, çocuğu istememek gibi bir şeyi yoktu Didem Hanım. Sadece çocuğu annem özlediği için, annem istediği için gönderdim. Yoksa asla çocuğu göndermek gibi bir niyetim yoktu benim. Ama tek başına gitmiş. Bu arada Cevdet'ten neden ayrıldın? Ya biz onunla anlaşamadık çünkü yani... Ne gördün İyi tatlım benim? Değil. Ne gördün? Ne gördün ondan? Neden ayrıldın? Söyler misin bana? Ya söylediğim gibi iyi bir insan değilmiş Didem Hanım. İyi ki ya fark etmişim yani. Ne zaman fark ettin bunu ve sana ne yaptı? Zarar mı verdi? Yok hayır ya, bana herhangi bir zarar vermedi tabii ki. Yani zarar verecek kadar yanında kalmadım. Seni nasıl ikna etti? O mu ikna etti? Sen mi evden bunu aldığın bir şeylerden evden kaçmak ihtiyacı duydun? Ya biraz bunu aldım, biraz o ikna etti. Ne diye ikna etti, seni çağırdı Balıkesir'e? Hani çık gel çocuğu da getir, hani ben size zaman arkanızda olurum gibilerinden. Ne iş yapıyormuş bu Cevdet? Kendisi tır şoförü. Tır şoförü? Evet. Yani nasıl oluyor? 4 ay peki ne zaman ayrıldın Cevdet'in yanından? Ne kadar oldu ayrılalı? 1,5 ay fazla yani. Peki ablacığım, nasıl kolay iş buldun bu kadar çok, yani bilemedim bu kadar kolay, bir de tanıdığın ettiğin insanlar da yok Balıkesir'de bildiğim kadarıyla, yalnızsın orada. Nasıl iş buldun? Evet, yalnızım. Bu işi sana kim buldu? Yok hayır, işi kendim buldum ben Didem Hanım. Hastanede buldum işte ben.
Hastaneye niye gittin? Ceyda sana bir şey mi yaptı? Hayır, hayır. Hiçbir şey yapmadı. Ya sen şu anda Cevdet'in yanında değil misin? Yoksa Cevdet'i korumaya mı çalışıyorsun? Onu anlamaya çalışıyorum Yeliz. Hayır, ben onu korumuyorum Didem Hanım. Hani öyle bir zarar falan vermedi. Yani... Zeynep, o zaman dün niye dedin bundan birkaç gün önce Zeynep'e? Ablasının yanına gitti. 15 gündür benim yanımda değil. Ablacığım, şurada doğrular söyler misin? Bak, beni yeme. Yok ablam, neyin desin ya? Şu an onun yanında olduğunu mu düşünüyorsun? Ben inanmıyorum. Dedim abla, yani daha geçen, hani bundan birkaç gün önce benim küçük kız kardeşime ulaşıyor. Ha, konuşuyor. Diyor ona ki bir işte benim yanımda değil diyor. İşte kardeşlerinin yanına gitmiş diyor. 15 gündür yanımda değil diyor. Sen onun Cevdet'in evinde mi kalıyorsun Yeliz şu anda? Hayır Didem Hanım. Peki sen çocuğunla beraber onun yanında kaldın bir süre, doğru mu? Evet. Sonrasında bu bir ay öncesine kadar bir yanlış bir insan olduğunu gördün, yolları ayırdın. Peki kimin yanında kalıyorsun? Şöyle söyleyeyim, durduğum evde bir tane yengemiz vardı. Onun yanına inmiştim, ben onun yanında kalıyordum. Kim sana böyle tanımadığı insanın kapısını açar ki böyle hemen? Evet, onun yanında kalıyordum ben. Onu hastaneye, hastalanmış hastaneye götürdük biz. İş arıyordum zaten, öyle denk geldi. Özür dilerim, kimin yanında kalıyordun, o sana hastaneye götürdü? Yani bu Cevdet'in akrabası mı? Evet evet, onun akrabası oluyor yine. Ya Cevdet'in yani akrabasının yanında kal, Cevdet'in yanında kalmıyorsun. Cevdet'i terk edince Cevdet'in bir akrabasının yanına mı gidiyorsun? Evet. Peki Cevdet mi seni evden kovdu? Sen mi Cevdet'i bırakmak istedin? Ben kendim çıktım. Ya özür dilerim ama yani ablanı aramıyorsun. Daha 4-5 aydır tanıdığın bir insan, bir kadına güveniyorsun. Onun evine gidiyorsun. Bak dünyalar güzeli. Yani size annelik yapan bir ablam var. Çok da böyle cevval belli yani. Karadeniz kadını. Bizim Türk kadının hepsi öyle güçlüdür. Ya yani kardeşine sahip çıkıyorsun. Ayşe'yi aramıyorsun. Zeynep'in yanına gitmiyorsun. Abla ya, bir sorar mısın? Hiç sahip çıkmadı. Yani hiç yalnız bıraktın mı? Her hatasında yanında oldun mu? Bir sorar mısın Allah aşkına? Bir kere olsun ben Yeliz'i elimin tersiyle ittim mi? Biz ne olursa olsun ailece komple arkasında durduk. Duydun mu Ayşe'yi? Duydun mu? Evet duydum. Hiçbir şekilde ablam bana karşı gelmedi. Her zaman arkamda durdum. Sen şu anda neredesin bir tane? Bana Balıkesir'in hangi ilçesindesin? Balıkesir merkezdeyim ben. Merkezde? Evet. Cevdet neredeydi peki? O Bilecik'e gitti. Hayır, evi nerede? Evi nerede yaşıyor? O da burada Bigadiç'te. Bigadiç'te yaşıyor. Evet. Ben bir şey öğrendim de şimdi. Neyse. Bana doğruları... Boşuna onu korumaya çalışma. O kimse ortaya çıkacak. Nasıl bir insan oldu ortaya çıkacak yani? Didem Hanım, ben Cevdet hakkında bayağı araştırma yaptım. Dediğim gibi o kullandıkları site. Daha doğrusu hem arkadaşlık hem bay sitesi. Benim kardeşim buradan buraya eklendi. Bunun yanı sıra birkaç kişi daha var. Tamam, dur.